Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahibi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Keyfiyet. Gaye ne biliyor musunuz? Gaye, insan doğruyu, yanlışı tefrik edemezse, o adamın içsel alemi allak bullak olur. Mesela şu serbest bölge değil mi? İnsanda bir yer var ki teklifi din altına girmiyor. Orada teklifi din yok. Orada her şey zıtlar birbirine hurda karşı olur. Bilmemeye örnek gösteriyor. İnsan ne kadar zor durumda kalıyor bilmediği ya. Mesela niye bana vesvese geliyor? Vesvese gelmemesi için savaşıyor. Gücünü nereye harcıyor? Olmayacak bir şeyi harcıyor. Oysa gücünü vesveseden kurtulmaya değil, güzel sıfatlarının inkişafına harcasa o ortaya çıkmayacak. Çünkü fıtratta vesvese vehim var. Hepimizde var, derece derece. Niye dereceleniyor? Bendekiyle sizinkisi farklı olmakla beraber. Niye dereceleniyor? Güzel sıfatlar ne kadar hakimse, sufli sıfatlar o kadar kafa çıkartamaz. Çıkartamaz yani. Peki, ondan çaresi nedir? Ortadan kaldırmaya çalışmamaktır. Vesveseden kurtulamayacağını aldı, kurtulmaya çalışmak. Boşuna enerjini telef ediyorsun. Olmayacak bir şey. Şimdi keyfiyet. Bilmediğin zaman o kadar rahatsız oluyorsun ki. Yani ne yapıyoruz? Ne yapmam lazım? Adam çıldırıyor ya Almanya'da. Ya ben ne yapacağım diyor. Allah bana sormuşsa, eğer yapmam gereken şeyler varsa, yapmamışsam, yapmıyorsam. Tam da neyin uğruna çalışıyoruz? Davanı bilmezsen neye çalışıyorsun? İşte keyfiyet. Dava adamının bir bakış nazarıdır. Dava adamının bakışıdır yani. Mühim bir bakışıdır. Bilmediğin zaman bedeli çok ağırdır. Hayatının şeklini değiştirecek kadar mühimdir bu bakış. Keyfiyet neydi? İhlas, sadakat, fedakarlık, sebat, iktisat, kanaat, maddi menfaatlerden ve teveccüh naslardan istina gibi yüksek meziyetlere sahip olmak manasında bir tabirdir. Toplama. Toplama yapıldı külliyata. Keyfiyet nedir? Sayı değil, kaliteyi esas almak. Nedir o? Bu. Mesela Emirdağ'da geçiyor. 264. 1. Emirdağ. Diyor ki Mehdi geldiği zaman siyasi Mehdi imana, şeriat, 3 tane meslek var, şey var ya, vazife. İman hizmetini daha önce birisi, bir cemaat yapmış görecek. Hayat ve şeriatı icra ederken bir kısım şu sıfatlara sahip olanlara istinad edecek o adam gücünü. Hatırlayanınız var mı? Neydi o? İhlas, tesadüf, sadakat. İhlas, tesadüf. Açar mısın orayı? Orada iki tane olması lazım. İki tane. Sol sayfada ilk paragrafın sonuna doğru. 260-265 olabilir. Bu vazifenin istinat ettiği kuvvet, manevi ordusu, yani ihlas, sadakat, tesanüt sıfatlarına tam sahip olan bir kısım şakitler. Maşallah. İhlas, tamam, siz dediğiniz doğruymuş. İhlas, sadakat, tesanüt. Tesanüt. Sırrına sahip olan. Sahip olan ne? Bir kısım. Evet abi. Bir kısım, bir avuç kişilere dayanacak. Siyasi Mehdi. Bu çekirdeğe. Kocaman çınar ağacı, ufacık minnacık bir çekirdeğe dayandığı gibi. İnsanın dünyası
La ilahe illallah, Muhammedun Resulullah. Hayatın mesela 90 sene, 50 sene hayatı çekirdeği olmuş. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah, sonsuz cennet. Sonsuz cennet. Yani küçük zannetme işte. Yani itikattan da gösterdim. Kocaman çınar ağacı çekirdekte. Psikoloji sana bir kelime kuyuya indirir. Bir kelime kuyudan çıkarır. Ya. Şimdi keyfiyet çok önemli işte. Keyfiyet. Diyor ki ne bir beşer. Ha, burayı okumuştuk. Ama çabuk geçmiş dersen şu cümle çok hoşuma gittiği için derste mümin derste belki yaptık. Ne bir beşer bisset enbiya ile peygamberlerin gönderilmesiyle sırrı teklif ile mesela dinler gelmemiş olsaydı ateistler sorarsın bir yerde rastlarsınız. Dinler gelmeseydi kimse kafir olmayacaktı. Daha iyi olmaz mıydı diyecekler. Din geldiği için kafir çıktı. Dinler olmasa da kafir Müslüman çıkmayacaktı. Hepsi küllümen çok iyi olacaktı. Öyle soruyorlar. Tamam. Bunu Mektubat 44'te anlatıyor. Çeşitli yerlerde anlatıyor. Emniyetine binaen. Bir de o noktadan bakın. Bir set-i enbiya, peygamberlerin göndermesi. Hadi gönderse, bize doğruları anlatsa, teklif etmese ya. Yani iman küfürü teklif etmese, peygamber gelse, doğruları söylese, yapan dünyada da güzel yaşar. Ahirette de güzel yaşar. Kötü yaşayan ahirette de güzel yaşasın ama dünyada da, dünya cehennem olur tabii. Teklifi iki şey. Bir, peygamberlerin gelmesi. İki, teklif edilmesi lazım iman. Mücahide ile niçin getirmiş bunu? Çok hikmetinden bir tanesi. Mücahide ile şeytanlarla muharebe ile kazandıkları yüz binlerle enbiya ve milyonlarla evliya ve milyarlarla asfiya gibi alem insaniyetin güneşleri, ayları ve yıldızları mukabilinde kemiyetçe kesretli, keyfiyetçe ehemmiyetsiz hayvanat-ı muzira nevinden olan küffarı, münafıkları kaybetti. Ha. Burada devam ediyor da tabii Mektubat 44'te anlatıyor. Burada devam ediyor. Lemalarda da anlatıyor. Ben bu paragrafı bizim mevzuyla alakalı alınmış. Fakat devamını da şöyle anlatıyor. Mesela diyelim ki dalı bu dağ kocaman çınar ağacını kopabilir ama çekirdekte o varsa o devam eder. İşte kocaman çınar ağacı nasıl ki böyle bir çekirdeğe, ufacık, minnacığa dayanıyor. Sonsuz, ebedi, ezeli ve ebedi hayatımız küçük bir kelimeye, la ilahe illallah, Muhammed Resulullah'a dayanıyor. İşte insanlık dünyasında da bir avuç beşer dünyasına göre şu anda Fen'in söylediği toprak altında 120 milyar insan varmış. 8,5 milyar şu anda yaşıyor. Milyar. 124 bin peygamber gelmiş. Ne kadar, ne emniyeti var ki? Rize nüfusundan az. 124 milyon evliya gelmiş. Şimdi eğer dinler olmasaydı insan hayvan olarak kalacaktı. Çünkü senin insan olduğunu nereden bilecektin? Sana hey sen insansın kim diyecekti? Benim insan olduğumu kim diyecekti? Ya dinler gelmiş diyeceksiniz ki basit şey ama bu laf. Dinler gelmiş bizi muhatap ilahi etmiş Allah muhatap almış insan olduğumuzu söylemiş dinler ortada olduğu halde Avrupa filozofları insanı nasıl tanımlamış? Hepsi şöyle diyor düşünen çeşitli kafama kaldığı kadar düşünen hayvandır. Mücadele eden hayvandır. Lezzetine koşan hayvandır. Hep sonunda hayvan. Bak görürsünüz. Adam hayvandır diyor. Hayvan tabi felsefeciler şöyle tevilir. Yani hayvan canlıdır. Lan diğerleri de canlıdır. Mücadele eden hayvandır diyor yani. Hayvani hislerle donatılmış. Freud psikolojiyi tedavide şimdi okullarda ve hastanelerde bunun zeminin üzerine kurmuşlar psikoloji ama tabii hep eklemiş çok. Tedavi de şöyle. Freud'un felsefesi psikolojide esas alınıyor. Ha işte senelerce ilaç kullanıyor. Düzeninde yok. Anladım. Niye? He? Onları nefsi tanımlamışlar biliyor musunuz? Şu Freud demiş ki insan nedir?
İnsan arzuları ile bütünlük olan, yani arzu derken cinsel diyor. Cinsel dürtülerle esas alır, o merkezde hayatını yorumlar. Merkeze bu dürtüleri koymuş, isteklerini koymuş, bu. Bunları yerine geldikçe mutlu olur, bunlardan uzaklaştıkça kötü olur. Ben felsefe dünyasını size tanımlayayım. Felsefe dünyasında bir şey niye iyidir ne kötüdür, bakın Allah aşkına. Yani bunu işte abi filozoftu, dev adamdı. Bak şimdi derdi, felsefede, beşeri düşüncelerde, felsefe derken okullarda değil, sokak yani. Erdin ölçü yapmamışsa herkes. Bir şey niye iyidir? Menfaati ve lezzeti varsa iyidir. Bir şey niye kötüdür? Bunu not alabilirsiniz. Bir şey niye iyidir? Menfaat ve lezzeti varsa o iyidir. Bir şey niye kötüdür? Eylemi ve zararı varsa kötüdür. Ölçü nedir? Bu. O zaman ne oldu? Egoist, ben merkezli, şeytanın, kapitalist zihniyet buradan çıktı. Ben dedi, ateşten, o topraktan, ben üstünüm. Ne üstünüm? Ateş ya, unsur. Bak, bir şey niye iyidir? Menfaatı ve lezzeti varsa. Bir şey niye kötüdür? Elemi ve zararı varsa. Niye ağrı mesela? Açlık niye kötüdür? Elemi var. Oysa İbrahim Hakkı diyor ki, açlık elemi mükemmel bir tedavidir. Aç olmak var ya, aç olmak. Açlık tedavidir ya. Ama elemdir diyor. Şimdi eğer dinler gelmeseydi ki din geldiği halde hayvandır diyorlar. İnsan hayvan olarak kalacaktı. Nerede anlatıyor hatırladınız mı? İşareteceğiz. Şu alarda da var. İnsan kainat, kainat Kur'an'ının ayet-i kübrası. İnsan kainatın ayet-i kürsüsü. İnsan nerede? Şu alar 218'de anlatır. Ha, demek ki dinler gelmeseydi posa olacaktık, insan olmayacaktık. Evet dinler geldi, 5'te 4 iman etmedi, 5'te 1 iman etti, 5'te 1'ini kurtardı. Mesela nasıl olur? Diyelim ki ilim dünyasında bir Einstein diyelim, değil mi? Bir Kindi felsefe dünyasında, Gazali'den de şey, Gazali, İmam-ı Rabbani, yani beşer dünyasında teknolojiyi yapanlar tek tük değil mi? Avrupa filozofları mesela elektrikle alakalı olan. Mesela diyelim ki bir tane Sırp var ya, Sırp cinlerle yardım alarak fizikçi, elektrikçi, fizikçi. Tesla. Tesla. Yani bak bir tane o ampulü o bulmuş ama Edison'a şey yapmış. Hırsız Edison. Hayır, hırsız ondan çalmış vesaire. Mesela bu elektriği nakledilmesi. Bak bir kişi. Yani teknolojide de öyle bir kişi ya. Yani çok önemli değil o kadar. Kalite arkadaşlar. Doğru düşünebiliyor musun? Kaliteli düşünebiliyor musun? Onlar çekirdek gibi yayarlar yani. Bakın toplumda istikamet veren insanlara, insanlara istikamet veren şu toplum içerisinde tek tük adamlar var yani. Şu parmağımın sayısını geçmez. Anladınız mı? Şu topluma öyle vitrine olanlar, onlara sakın bakmayın, aldanmayın. Olsaydı, kaliteli iyi adam etseydi, kendi zatı olur. Ben topluma, insanlara mecra verenler, işte İmam-ı Rabbani Hazretleri, İmam-ı Gazali, Bediüzzaman Hazretleri. Mesela İmam-ı Rabbani Hazretleri'ni kefe koyun. Kantar. Bu asıl ne kadar insanlarını koyalım ki manen tartsın. Ne kadar koyalım Abdülbasit? Allah Resulü'nün imanını bir yere koy Yusuf. Ne kadar kişinin imanını koyalım? Hepsini koysak bile yetmez. Çünkü kendisi söylüyor. Ümmetimin imanı bir tarafa, kimin imanı bir tarafa? Ebubekir Sıddık'ın imanı bir tarafa. Ya ona sebep olan? Onun için Allah Resulü'nün hasta değilim. İmanına hastayım. Hasta, hasta. İman nasıl bir iman ya Rabbi? Nasıl taşıdı o Allah'ı ya? İman demek, Allah'ı aleminde taşımak. Otobüs misali verdim ya, otobüse biniyorlar bütün peygamberler, bütün evliyalar, asfiyalar, mücedditler. Bunun şoförlüğünü sen yapacaksın. Ulan körüklü otobüsün var, 124 bin peygamber otobüsünde yolcu sana. 124 milyon evliya, asfiyalar, gazaliler, Bediüzzaman. Senin otobüste aynaya bakıyorsun hepsi. Sen bunun şoförü, sana teslim olmuşlar. Tamam. Hayatları senin zahiri sebep noktası.
Nasıl olurdu o şoförlük? İşte onların hepsi sahibi bende, Allah. Ne, hangi otobüste? İman otobüs, içinde Allah var. İman otobüs gibidir, içinde Allah var. Onu taşıyorsun. İman böyle bir şey ya. Allah ya, Allah var içinde. Ha bu imanı sana verdi, posadan çıkarttı, seni imtiyazlaştırdı. Ne yaptı? Muhatap-ı ilahi oldun, kainatın arkasına geçtin. Böyle. Yani birkaç kişi çıksa, posayı ne yapacaksın ya? Fabrika peki, olur mu ya? Fabrikada kaç tane yönetici var? Hastanede kaç tane yönetici var? Tıpta buluş yapan kaç kişidir? Kaç tane doktor var? Kaç buluş yapan var? Risale-i talibeli ne kadardır? Ama topluma mecra veren kaç kişidir? İnsanlar böyle hep dışarıdadır. Kendisine dönük kaç kişidir? Konuşan çoktur. Susan kaç kişidir? Şeyh çoktur. Mürit kaç kişidir? Hep konuşma, hep şeyh kendileri. Kaç kişi? Hariç de Allah Resulü demiyor mu Aleyhisselatü Vesselam? İnsanlar başkalarıyla, kusurlarıyla meşgul etsen, ya Ali, sen kendi kusurlarını, kendine meşgul ol. Kaliteyi anlatmak için Resul söyledim bunları. Kaliteyi esas alın ve başlıyoruz derse. Şimdiye kadar konuştuğum bakıştı. Kalite. Yani bir şey, Nakşibend Hazretlerini koydum. Tamam, kefeye. Keylani'yi koydum. Bediüzzaman'ı koydum, Mevlana Halid-i Bağdat'ı koydum, İbrahim-i Desuku, Ebu'l-Hasen-i Şazili, Abdülkadir-i Geylani, Hayat Arani, Ahmed-i Bedevi. Ahmed-i Bedevi kimmiş ya? Peçe kullanıyormuş biliyor musun? Kadınlar gibi. Niye bilen var mı? Nuraniyet kesmetmiş ama. Ne oluyor nuraniyet olunca? Yani gören bayılıyormuş yani. Bayılıyor, öyle varmış. Allah'ın nuru, nur ismi onda şiddeti zuhurundan ölen olmuş, en azından bayılıyorlarmış. Onun için peçe kullanıyormuş. Hepten ayağın olmuş, cam da cam. Sen cama diyebilir misin, güneş o kadar yansıtma. Cam olmuş. Risale'de da geçiyor, Aktab-ı Hamse diye. Evet. Ona varmış. Düşünebiliyor musun? Peçe kullanıyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın nur ismini ondan daha cam aynıydı. Niye onu Yusuf'a yapıyorlar? Aynı soru var. Yusuf Aleyhisselam mı daha güzeldi? Yusuf Aleyhisselam peygamberin en güzeli. E peki bütün sıfatlar Resulullah daha üstündü. Hadi kafayı çağır, atölye burası, aynı mutfak, herkes malzemesini getirsin, fasulye, domates, yağ, yemek yapalım ha? Bu aynı soru mu ki abi? Aynı soru. Ahmet-i Bedevi Hazretleri'ni görüyor, bayılıyor, Resulullah'ı görüp bayılmıyor. Bayılmıyor, evet daha ilerisini götürdüm. Bütün peygamberlerin güzel sıfatları var ya mesela, Yusuf'un güzelliği, Allah Resulü öyle değildi. Adam, kadınlar elini kesmedi Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı görünce. Ama Yusuf Aleyhisselam'ın elini kestiler. Ahmed-i Bedevi'yi gördüler, bayıldılar. Aynı şey ya gibi yani. Daha biraz da zorlaştırayım dedim ama. Peki sizce niye böyle? Ayşe anlıyoruz ya. He? Sorusuna cevap veriyor ya ona. Kim? Ayşe. Ayşe Validemiz. Ayşe Validemiz. Ne diyor cevabında? Manevi noktasından daha yüksek. Evet. Şey. Olmadı mı? Sen söyle sen. Şey, zamana ve mekana göre öyle olması gerektiğinden dolayı. Manevi alemde zaten o isimler onda azami derecede tecelli ediyor yani. Ama o maddi alemde öyle görünmesi lazım. Yoksa imtihana zıt olan haletler olabilir yani. Mesela yani ben anlayacağım tarzda konuşuyorum. Yani mesela diyelim abi. Yani o an şey mesela o Peygamber Efendimiz zamanının fethedilenin yani insanların en aşağı zamanı ya abi. Bu anda bir anda mesela nur isminin yüzünde tecelli etse herkes iman edecek yani. Ama bu peygamber. Bak mesela dedi ki bir tane, mutlaka es-sualin nisviliyim. Es-sualin nisviliyim. Soru soran cevabının yarısını biliyor, ona da döneceğiz. Şimdi bir tane dedi ki, Efsane İbrahim, Allah Resulü'nün açısı zulüm, zulümat asrı. Allah Resulü Ahmed-i Bedevi gibi suratı gözükse imtihan kalkar mıydı diyor. Herkes bayılırdı. Veya kafirler de şey yapardı. He. Ama Allah Resulü buna mukabil bir sahabeye odun verdi, sopa. Yedi arşın ışık yayıyormuş. Kendi suratı değil, verdiği sopa nur yayıyor Resulullah'ın. Sahabeye dedi ki, evine git, siyah bir karaltı göreceksin köşede. Köşede. O şeytandır. Bu sopayı al. Bu değnek ışık yayacak. Yedi beyza. Başka ışık yayan baston kimindi? Hatırlayan var mı? Hazreti Musa. Hazreti Musa'nın.
Hazreti Musa'nın avucunu biliyor musunuz? Avucu projektör gibiymiş. İsterse bunu şey yapıyormuş böyle. Şimdi ben o oluyorum. Geleceğiz o soruya. Şimdi peygamber Musa oluyorum ben. Onun yerine koyuyorum. Ben böyle keyif alıyorum biraz. O oluyorum. Ona bürünüyorum. İçine misafir oluyorum. Giriyorum. Elime bakıyorum. Ödüm patlar ya. Yani parmağımda manaşık geliyor. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın ruh halisine misafir oluyorum. Kapıyı çalıyorum. Kabul ediyor beni. Giriyorum hayalim. İçeriye giriyorum. Oradan bakıyorum. Bedenimden, beşeriyetimden, parmaklarından su akıyor. Vallahi tahammül edemem kendi parmağımda. Değil kaşıya mucize göstereyim. Ben ödüm patlar ya. Parmağımdan su akıyor. Öyle düşünün yani. Tamam. Kendi parmağım. Şimdi İbrahim dedi ki o zamanda Allah Resulü'nün öyle nuru olsaydı o zaman imtihan sırrı kalkardı dedi. Başka sana en son geleceğim. Sen ne anladın Resul? Sordular sana. Resulullah'ta diğer isimlerde azamiyet mertebede tecelli ettiğinden dolayı hakim ismi devreye girince onun aşırı şeyini şey oluyor abi. Harika. Mükemmel. Şimdi şöyle. Ben tahtasız ders yapamıyoruz ya. Bu ne biçim buluculuk, ben de alamadım. Şimdi bak. Şuraya yazıları yok, kabul edin. Şöyle yapayım da sileyim. Şunu bak. Bu çok önemli olduğu için şurayı sileyim. Şurayı da sileyim. Tamam. Şunu da sileyim. Şimdi Allah Resulü niçin Ahmed-i Bedevi gibi suratı nurlu değil, öyle o kadar değil. Görenler bayılıyor. Ölen var. Yusuf Aleyhisselam gibi güzel değil zahirde. Hayır, nurlu değil de sanki neden bayılmadı? Derken. Ha öyle değil. Tahammül edemedin değil mi? İçi de diyor ya, hüviyeti nur, mahiyeti nurani diyor ya. İkinciyeti de nurani abi. Tamam, nurlu değil demeyelim de. Yani ne onun gibi, yani, niçin onlar bayılmadı? Oysa aynedir bu alem, her şey hak ile kayıp, mirat-ı Muhammed'den, Allah görünür daim. Çünkü Ahmed-i Bedevi'ye tecelli eden nur onun aynasında ona gözüktü zaten. Çok güzel. Fikret abi yazdı abi. Yazmış. Yusuf Aleyhisselam cemale ayna, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam cemale miraç. O yüzden her bakan güzelliğini... Harika. Aferin ya. Gurur duyuyorum kardeşlerimle ya. Vallahi ya. Çok keyif alıyorum. Abi, tebrik ederim şeyi de, seni de ama o çok ilmi oldu. O da öyle. Çok hoş. Bak şimdi. Tatlış yaptı. Bak. Esma-i Hüsnalar, tamam mı? Ha. Şimdi yapıyor. İsimleri söyleyin. Rahman, Rahim, Kerim, Latif. Söyleyin. Deyan, Hennan, Mennan, Baiz, Variz, Kadir, Kayyum, Kuddüs. Her şey var. Tamam. Şimdi Yusuf Aleyhisselam'ın şu cemal olsun. Cemal. Ahmed-i Bedevi'nin nur olsun. Geylani'nin hay. İmam-ı Rabbani'nin kayyum. İmam-ı Resul'ün tamam mı? Şimdi Geylani zirvede burada. Hayda. Bu kimin Geylani? Bu kimindi? Cemal? Yusuf Aleyhisselam zirvede. Kayyum kimindi? İmam-ı Rabbani Hazretleri'nin. Nur kimindi? Ahmed-i Bedevi'nin. Şimdi Üstad Bediüzzaman. O dört tane. Neydi? Hakim, Rahim, Nur. Bir de ne var? Hayır. Başka? Kadir ismi de var abi. Kadir ismi var. Başka? Mektubatta ikisini söylüyor da. Rahim, Hakim diye. Diğerleri... Hakim, Nur, Rahim, Hal, Hay. Altı tanedir. Tam altı tane. Mesela bir yerde icmal eder, bir yerde tavsiye, altı tanedir. Şimdi bak.
normal misal vereyim. Bir insan, peygamber dahi, bu isimde bu kadı aldı, ötekisinde bu kadı aldı, ötekisinde bu kadı aldı, ötekisinde şu kadı aldı, ötekisinde aşağıda, ötekisinde çok yukarıda, ötekisinde vasatta olursa, bunu yapalım, öne, şuradan böyle, 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 böyle gitti. Yusuf Aleyhisselam'ın ismi ise şöyle gitti. İsmi şöyle evrildi. Diğerleri evrildi, devrildi. Tamam mı? Peki, İmam-ı Rabbani Hazretleri'nin ismi böyle geldi, 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 hop, kayyum da zibre yaptı, tepe oldu, indi böyle. Bu zahirde avam der ki, ulan şuraya bak ya. Allah Resulü'ndeki isimler böyle olmuş. Hepsi aynı mertebede olduğu için kimse kimseyi geçemediğinden aynalıktan çıkıp mirat olarak insanları inşa ve ihya etti. Onu gören ruhu âlisinde Allah'ı seyrediyordu. Mirat-ı Muhammed'den Allah görün. Bütün isimler, bütün isimler en azami derecede ve aynı oranda oldukları için hiçbir ismi diğerlerini bastırmıyordu. Mesela nur çıktı. Hakim diyor ki dur. Dur. Ben de varım. Yani. Ben de varım diyor. Adil var. Mesela ben eskiden şöyle düşünüyordum. Allah dese ki Celle Celaluhu haşa. Yani tahayyül küfür küfür değil. Haşir meydanında ben hesap hesap görmüyorum. Yığılın hepiniz cehenneme. Görmek istemiyor. Diyemez mi? Diyemez. Der. Yüksek mahkemesi yok. Allah bu. Peki hangi ismi söyler bunu? Yığılır, hesap istemiyor. Hesap yok. Kahhar ve Celal değil mi? Karşısına Hakim, Rahman ve Rahim dirilir. Sen isimsin, böyle istersin. Biz de isimiz, biz de hayır yapamazsın. Mahkeme kurulacak. Biz Rahman ve Rahim'iz. Sen Kahharsın. Sen Celalsın. Cemal diyor ki ben de Cemal'im. Bütün isimler onun için dengeli. Armoniya. Orkestra, la teşbih ve la temsil. Bir müzik orkestrası düşünün. Şöyle şöyle yapıyor ya manyak manyak hareketler ediyor zannediyorsun. En köşedeki 10 tane, 20 tane aleti çalan, tamam aleti çalanın orada adam sazın 3. telinde gevşeme olmuş. Sisi tığ çıkıyor veya tiz çıkıyor. Ona mesaj veriyor. O hemen onu anlıyor, hemen ona göre vuruyor biliyor musunuz? Öyle kulağı ses ki bütün ne nasıl çaldığını ses tonundan biliyor. Öyle basit değil. Onun için harika bir saz, harika bilmem ne adam çalsa, aferin lan neyi çalan, saz çalan demezler. Yönetene aferin der. O bütünlüğün içinde bir cüzdür, bütünseldir. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam haşa la teşbih ve la temsil orkestra şefidir. Hepsini dengeye getirdiği için öne çıkan bir ismi yok. Bütün isimler en azami mertebededir. Nerede söyler? 27. sözde der ki bir peygamberin mesela diyor İsa aleyhisselam Kadir isminde öndedir. Kadir. Hayat boyu aldığı mertebe o ismin galip olmasıyla Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bir ayetten alıyor o mertebeyi. Çünkü diğer peygamberler ve veliler hep onun nurundan alıyor. Trafo, Keban Barajı gibi veya mahalle trafosu gibi her ev oradan alıyor. Taksimat oradan oluyor. Yani peki trafodan geldi. Senin ampulün çok kaliteli. Komşunun 50 voltluk bir ampulü var. Ötekisinin de projektör gibi. Ona fazla geliyor, ona az gelmiyor. Onun ampulü biraz büyük. Elektrik aynı. Herkesin, Allah Resulü elektriği aynı veriyor. Dolayısıyla Allah Resulü'nün bir sıfatı öne çıkmaz. Onun için şey derdi ki, Ayşe validemiz bunu dedikleri zaman diyor ki, evet bütünseldir ama diyor bazen de bir ismi, nur ismini öne çıkarırdı. Mesela diyor gece iğneye
iplik geçireceksin. Elektrik mi var? Lamba var ki. Lamba var mı ki geçireceksin? Allah Resulü'nün nuruyla diyor ona yanaşırdım. İpliği diyor, iğneyi oradan geçirirdim o zaman. Derdim ki ya Resulallah bunu geçirecek mi? Geçirecek mi? Karanlık nerede bulacak yani? Bu keban barajı mı var? Ya nasıl iman taşıyor Ayşe validemiz ya? Şuraya bak ya. Tamam bunu geçireceksin. Nasıl geçirecek? Şimdi bana lazım diye bunu geçir. Karanlık ne yapsın bu adam? Ne yapsın ya? Ne istiyorsun? Lamba mı var? Ondan sonra Allah Resulü hafif tebessüm eder. Yüzündeki o şey diyor kalkar. Acayip nur olur. Ben de ipi geçirirdim sonra. İhtiyaç kalkmayınca yok olurdu diyor. Ya garip ya. Garip bir dünya ya. Şimdi alem Ayşe validemizin imanına bak. Şimdi ne olur? İpi geçirmek için iğnesini Resulullah'ın nurundan istifade ediyordum diyor. Onu görselerdi diyor. Kadınlar diyor. Yusuf'u görüp elini kestiler. Sonra ayıldılar. Allah Resulü'nün nurunu görselerdi o kadınlar diyor. Elin değil. Sonra kestiler sonra ayıldılar. Da o kadınlar Yusuf'u geçince. Ne yaptık demişti. Bir daha ayılamazlardı diyor. Yani çok garip. Evet. Demek ki kalite. Değil mi? Kalite önemli. Keyfiyet. Düşüncemizde istikamet kalite. Yani adet sayısı ne olacak ki çok olsa. Onun için böyle çok insanlar peşine değil. Tek tük insanların peşine koşacağız. Eforumuzu, yani enerjimizi, gücümüzü, evet gençsiniz, derslere koşturacaksınız da tefrik edemezsiniz, ayıramazsınız herkes ama biz o dersi yaptıktan sonra bakacaksınız ferasetinizle, böyle bazılarını seçeceksiniz. Çöplerden su çöplere akıtırken elmayı da götürüyor. Bazılarını seçin böyle. Onlarla özel ilgilenin. Onlara güç verin. Gücünüz var. Komple böyle ders yapıyorum. Ben Perşembe günü bu akşam değil mi? Bu akşam. Umumi ders yaptım. O kadar mühim değil. Her yerde olur. Herkes yapar. Samimi söylüyorum. İltifat etmiyorum size. Benim dersimden daha kıymetlidir. Yemin ederim bak. Bunun üzerine. Benim dersimden daha kıymetlidir. Benim inancım. Dersten sonra sizin çay, tabak dağıtırken, bilmem ne yaparken o birkaç gibi bir tespit ettin. Yanına oturuyorsun ya. Oturdun değil mi o? Dersten sonra çay faslında. 10 dakika iki kelam ettin. Benim dersimden bir saatlik dersten edemedi istifadeyi seninle oturarak 10 dakika daha fazla istifade edecek. Ya ne anlatacaksın? Daha iyi mi anlatacaksın? Daha iyi anlatmayacaksın tabii. Daha garip şey mi? Hayır. Alaka, muhabbet, sahiplenmek, onu veriyorsun. Ben genel verdim. Sohbet ne demektir? Kendini ikram etmektir. Allah Resulü'nün sohbeti ne? Sahabe ne demek? Sahabe ne demektir? Sohbet ehli demektir. Sohbet ehli ne demek? Kendisini takdim etmektir. Ben çay takdim ederim size. Elma takdim ederim, kahve takdim ederim. Bendendir. Bu bendendir. Ama sohbet benden bir şey değil. Benim. Ben kendimi size takdim ediyorum. O yan oturdun mu? Adam cemiyette berbat olmuş. İş yerinde duman olmuş. Ailede tufan olmuş. Gelmiş burada. Sahipsizlik vardı ya. Kimse kimseyle meşgul değil. Ben merkezli çalışıyor. Akrabalar bile bin parça. Evlerde kıyamet kopuyor. Yani sahipsizlik vardı. Vefasızlık vardı. Yani sahiplenmek, kucaklanmak, sevilmek, alaka duyurmak. Acayip bir ihtiyaç bu asırda. Sen oturdun 10 dakika, kardeşim hoş geldin, abi hoş geldin, nasılsınız, iyi misiniz? İyiyim kardeşim diyor Abdullah Sıfır, tamam mı? Sen Özbekistan'ı öyle yapacaksın. İyiyim kardeşim diyecek falan. Adam bak, Allah Allah, benim ne münasebetim var, ticaret mi var? Yok. Alışveriş yok. Akraba mısınız? Yok. Karı koca mısınız? Yok. Ya sahiplenmek, değer verilmek, sevilmek, yani başka hiçbir maksat için olmadan yanımda, bana iki kelam etmek, sahiplenmek ya. Şimdi terk edilmişlikler var. Terk edilmiş ya. Vefasızlık diz boyu. Tam bir zamanda bu zararı kazanç fırsatına çevir. Oturdun mu? Abim hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Yeni gelmişse işte, nereden geliyorsunuz, hangi sen? İyi maşallah, iyi ne iş yapıyorsun falan derken, bu tarih kronolojisi değil. Alaka duydun, ne oldu?
Sonra öyle mi ya, nasıl buldunuz falan vesaire. Burayı kimle geldiniz? Koca bir saatlik Hasan'ın dersi, Risale dersini okudu. Senin oturduğun daha unutulmuyor. İlk gittiğiniz zaman dershanedeki karşılanmanız hiç unutulmaz. Evet, dersi anlamadım ama der. Allah'ım çok, çok muhabbet gördüm ya. Bir tane söyle demişti. Almanya'da hiç unutmuyorum. Schweinfurt'ta tebliğ cemaatine beni götürmüşlerdi. Tebliğ cemaatine. Orada sohbet abi Almanlardan gelecek, şöyle olacak, böyle olacak. Türklerden de vardı vesaire. Orada gelen de çok ilgimi çekiyor. Tarihçi hep kullanıyorum bunu. Ondan sonra dedi ki, ateist birisiydi Alman. Ben İslam'da benim de yerim olabileceğini tahmin ediyorum. Bu dinde benim de yerim var dedi. Sizin anlattığınız dinde benim de yerim var. Ben bu güveni aldım demiş. Allah Allah, Berlin'den gelmişti. Sizin anlattığınız dinde benim de yerim var. Ama Vehhabileri kastetti. O bir şey var, dernek. Onların anlattığı dinde benim yerim yok. Namaz kılmıyorsa kafir ya. Oysa bu kardeşimiz. Allah Resulü'nün ümmeti. Ümmeti davet. Biz ümmeti icabe. Daveti icabet ettik. Sizin anlattığınız dinde benim de yerim var. Ben buna inanıyorum. Ben burada bu güveni gördüm. Bu dinde benim de yerim var. Bitti işte. Oysa ben bir saat ders yaptım ama dersten sonraki o iltifatımız, kalktım oturdum vesaire. Yani oradaki kardeşlere de vakıflara da söylüyordum böyle. Oturun dersten sonra, keyfiyet. Koca bir cemaate hitap ettiğime bakma, ben vazifem. Ama oturun, gel abi. Yeni gelenlere bakın. Yani yeni gün, hemen otur. Baktın ki posadır, fazla zaman ayırma. Abi teşekkür ederim falan, baktın bir işe yaramıyor, geç ötekisine. Yani. Kaliteye bakın, tek tük adamlara bakın. Hüseyin abi namaza başladı böyle. Alakadan dolayı değil mi? Evet, Özbekistan'da. Özbekistan'da bir hafta beraber çalıştık. Bak. Beş vakit namazı kılamıyormuş. He. Böyle bir vakit kılsam nasıl olur diye öyle düşüncesi varmış. Bir hafta benimle çalıştı sonra aranamazmış. Ya ben çok kişilere söyledim. Yeğenime dedim böyle. Genç yeğenlerim vardı. Dedim yavrum tamam sünnetleri bana ait. Farzları kıl. Sünnetleri kıl. 4 ay sonra dedi ki dayı daha sen sünneti terk etme. Sünneti ben de kılacağım. Ben kılacağım artık. Ondan sonra yanınızda büyük şey olduğunuz zaman bir yerlere dershanenin başında olacaksınız. Yanınızda gençler olacak böyle. İnşallah bu korona kalkacak. Daha liseli, ortaokul çocuklar vesaire olacak. Kaldıkları zaman kampta tamam tesbihatta şey yapmayın, namazı kılsın sabah sünnet farzı, tesbihata tutmayın, yatsın, gidin yatırın. Sizin gibi tesbihat ve dönerli derse katmayın sakın. Çünkü niye? Sizin gibi yaparsa, sizin yaşa gelince ne yapacak? Her şeyi bitirdi. O zaman ülfet olacak. Cazip bir şey kalmaz. Tesbihatı, kalan kalır. Ama baktın ki kim gidiyor böyle namazdan sonra tesbihata, hemen hadi ya, sen git yat. Ama hadi ya. Büyüdüğün zaman, bizim yaşa gelince bizim gibi yaparız. Farzı kılsın, yatsın. Çok da zorlanıyorsa akrabanızda sünneti de kılmaz. Yani sabah, hadi düşe kalka sabah namazında kıl, git yat. Bu yaşta benim gibi yaparsa, benim yaşıma gelince ne yapacak? Bir şeysi kalmadı ki hepsini yaptı zaten. Ülfet sağlar. Zorlanmayın, böyle düşüyor, tamam. Bu feraset sahibi olur. Kime ne yapacağınız bilin. Böyle bakacaksın, bu lazım. Yani la haleci fiddin, dini yusun. Yani zorlaştırmayın. Peki sünneti kaldırıyorsun. Lan adam her şeyi kaldırmış ya. Farza kadar götürdüm. İbrahim Aleyhisselam namaz kıldırmam. Siz secde yaptırmış. Ya Rab buraya kadar benim vazifem, bundan sonra senin dedi. Hatırladınız değil mi? Secde yaptırdı. O anda dua etti. Duası kabul oldu. Hepsi Müslüman oldu. Adamlar ya bu ihtiyarın bari bu kadar ikramı var, cömertmiş. Ya bu ihtiyarın azısını yapalım. Biz dinimizden döneceğiz değil ya. Bunun tanrısına bir secde yapalım. O kadar ya, kıyam da yok ya, rükü de yok. Secde de duası kabul ediyor. Tak kalkıyorlar, Müslüman oluyor böyle işte. Sırf senin yeğenlerin sünneti, farzı kalsın. Şimdi ne kadar oldu? Maalesef 45 dakika geçti. Bir paragraf okuyacağım. Kastamonu Laikası 89.
Kastamonu 89'dan okuyacağım. Keyfiyetli hizmet tarzını tercih etmek. Yani hangi hizmeti seçelim? Bir sürü hizmet çeşitleri var. Ben ne diyorum biliyor musun? Bütün kardeşler, canlı yayında da dinleyenleri söylüyorum, size söylüyorum. Ben genel bütün dersim. Vallahi inanarak söylüyorum. Şimdi biz Risale-i Nur'u şöyle tanıdık. Bak. Bir isim elinizden tuttu getirdi. Ve burada bulundun. Ve burada propagandaya tabi tutuldun. Tabiri caizse durdurgun propaganda. Ve bulundun cemaat en iyi. En iyi bizim. Galatasaray, Fenerbahçe. Mesela bir çırak. Sanayiye girdi, çırak oldu. Kalf oldu. Çırağa sorsan o sanayi diye en iyi usta kim? Benim usta. Diyelim biliyor musun? Gerek yok. Ben diyorum ki hep derim. Kardeşim bir vesileyle bu nurları tanıdın. Burada tanıdın. Kafayı buraya soktun. Belki senin istidadına burası uygun değil. Daha değişik bir şey istiyorsun. Daha camisi. Belki de fıtratın balina balığısın. Balina gibi. Karadeniz göldür balinaya. Balina Karadeniz'de yaşamaz. Okyanusa gitmesi lazım. Belki senin fıtratın çınar ağacıdır. Saksıyı büyütemezsin. Cemaatler niye parçalanır? Böyle fıtratları tuttukları için. Bu fıtratlara yol vereceksin. Bu cemaat, benim grubum eğer saksı ise, buraya gelen fıtrat çınar ağacı gibi ise, ben onu tutamam. Bu cemaati patlatır. Yeni bir şey getirecek buraya. Bölecek bunu. Eğer ben Karadeniz'sem, o gelen fıtrat da balina ise, okyanusa atmam lazım onu. Yol vermem gerekiyor. Ve siz de öyle. Kafanızı kaldırın. Meşhur cemaati var, Sungur abi var, yazıcılar var, Sufa var. Tamam. Gidin diyorum, dinleyin, bakın. Kürkün, şey yapmayın, kürkünle bu. Vay, benim Galatasaray'ım, benim ustam, benim abim değil. Bak kardeşim, bilerek adımına, bir vesileyle burada bulundun. Belki fıtratına orası daha uygun. Gidin dinleyin. Dinleyin. Artık mesela Üsküde böyle biz dershanede bir başka bir derse gitme, aman duyarlar falan kenarda ne derler. Hayır, tam tersini git dinle kardeş. Belki ben aldatıyorum. Belki ben size saksıyım. Siz balin şeysin, çınarsın. Gidin. Bakın. Peki gayem ne? Elinizdeki nimeti fark edin. Elinizdeki şu nimeti anlayın. Bunu diyerek başka bir maksat taşımıyor. Bakın. Bakın, anlıyor musunuz? Bakın da elinizdeki nimeti tutunun ki Allah o şükrünüze mukabil çoğaltsın. Şimdi bakış tarzım şu. Diyor ki keyfiyetli hizmet tarzını tercih ettik. Hangi, nerede olmamız lazım? Bu paragrafı okuyorum, kesiyor. 89. sayfadan bir paragraf. Kastamonu. Madem bu zamanda her şeyin fevkinde hizmet imaniye. En üstün hizmet nedir? İmana hizmet. İmandan daha değerli neyiniz var? O zaman en güzel hizmet, en kutsi hizmet, en yüksek hizmet nedir? İmana hizmettir. En kaliteli neyse o şeye hizmet en yüksek hizmet. En büyük mesela kıymet nedir? Bizden daha değerli bir şey var bizde. Nedir o? İman. Bizden daha değerli nedir? İman. O zaman madem iman kendimizden daha değerlidir, çünkü içerisinde Allah var, o zaman iman hizmeti en yüksek hizmettir. İman hizmeti. Bizim mesleğimiz Nur cemaatine komple gayesi siyasi değildir. Liderlik değildir. Madde değildir, kariyer değildir. İman hizmetidir. Tarikat değildir. İman hizmetidir. En emniyetli bir vazifedir o zaman. Emniyetli vazife imana hizmettir. Ha. Bak beraber gidiyoruz. Üniversite imtihanı 5 tane şık var. İlk önce olmayacakları artık. Ha. O zaman bu baktığımız zaman İslam dünyasında en kutsi hizmet nedir? En kutsi şeye yapılan harekettir. Nedir o? Arapça bir meslektir, hizmettir. Allah razı olsun. Hafızlık hizmettir. İlmi kelam hizmettir. Hadis hizmettir. Tarikat hizmettir. Hizmetler hizmet. Talebe yurttalaşmak hizmettir. Yani içerisinde din olsun yeter ki hizmet. En kutsi hangisidir? İmandır.
İman, o zaman hizmetten en kutsisi nedir? İman hizmetidir. Hem kemiyet ise, adet ise, keyfiyete nispeten emniyet azdır. Ha, ikinci önerme, birinci önerme neydi? En kıymetli şey nedir? İmandır. O zaman en kıymetli hizmet, Tahir, imana hizmettir. Birinci önerme, bende var demiyor, bu budur. Usta, bizde var demiyor usta. Önerme bir. Önermeleri alt alta dizeceğiz. İkinci önerme. Adet bakımından o kadar mühim değil, kalite önemlidir diyor. Adet kemiyet. Kemiyet, mim. Kemiyet, keyfiyete göre, kaliteye göre emniyeti az. İkinci önerme o. Çokluk değil, kalite. İki. Üç. Hem muvakkat ve mutavil siyaset alemleri ebedi, daimi, sabit, idamat, imaniye nispeten emniyetsizdir. Mikyas olamaz, medar olamaz. Üç. İman dedik. Sayı değil, kalite. Üç. Siyasi, kariyer, kasa ve masa. Kasa, kasa, para, zenginlik. Masa, kariyer. Bunlar devamlı mutabildir, devamlı değişkendir, siyaset. Bunlar devamlı değişir. Şu anda sana ağam diyenler yarın köpek diyecek seni düştüğün zaman. Bir tekme de sana vuracak. Demek ki üçüncü önermemiz muvakkat, geçici, mutavil, halden hale dönüşen, bir karakter sahibi olmayan, her kılığa giren siyaset, alemleri ebedi, daimi, sabit, hidmat hizmete, yani iman hizmetlerine, ahiret hizmetlerine göre hiçbir değeri yok. Devamlı değişen, fani olan, siyasi, dünya hakimiyeti, devlet savaşlarını kazanmak fanidir. Olsa ne olur? Hidemat imaniye nispeten emniyetsizdir. Üçüncü önerme neydi? Yani en kıymetli nedir? Baki olandır. Faniye göre birincisi iman, ikincisi sayı değil kalite, üçüncüsü fani değil baki olan. Önermeyi görüyor musun? Sonra... Mikyas olamaz medar olan. Risale-i Nur'un talimatı dairesinde ve bizlere bahşettiği hizmet noktasında feyizli makamlara kanaat etmeniz. Ha, bunları kim veriyorsa size, ki ustad diyor ki bu zamanda iman hizmetini sayı değil kaliteyi, fani değil baki veren Risale-i Nur'dur. Bu önermelerden bu çıkıyor. Çünkü niye? Uygulayın bakalım. Bu sıfatlar nerede? Bakıyorsun berbat olmuş. Peki bu mihenge vurduğun zaman ne kadar acayip oluyor. Davalarını, dini, hizmeti, siyasete alet eder mi dersin? Hizmetini paraya mı, şey yapan mı dersin? Yani biz şey yapmıyoruz, sakın isim vermiyoruz, vermeyin. Biz kişilerden bahsetmeyiz, bahsetmememiz lazım. Ya diyorsak yanlış yapıyorum. Sıfattan bahsediyor. Demek ki bunlar sabit ölçülerde. Dersimiz bitti, bir de şey yapıyorum. Bir, iman. En değerli şey imandır. Çünkü içerisi Allah'tır. O zaman hizmetler içinde en kutsi imana hizmettir. İki, sayıya değil kaliteye. Üç, fani değil baki olana. Dört, bunları esas yapan bir meslek ve meşrebi bana en lazım. Bana bu lazım. Gözüm ağrıyor. Ortopediye gitme. Yani böyle bir şey mi istiyorsun? En kaliteli bu. Onun için kafanı kaldır, taassup yapma. Bu mesleğe taassup yapma kardeşim. Bu sıfatları sana kim kazandırıyor, vesile oluyorsa oraya gideceksin. Ve başka bir yerde de şunu diyor. Çok acayip bu kasam bir paragrafta. Diyor araya sokuyor. Bir tane de şunu diyor. Risale-i Nur mesleğinde şahıs yok, şahısçılık yok, hakikat var. Ben yok, biz varız. Biz var. Yani şahıs merciyeti yoktur. Benim ustadım benim. Yok. Benim şöyleydi, benim abim, benim hocam, benim tarikatım, benim şey değil. Hakikat. Risale'de şahıs yok. Hakikat var. Risale'de. Şahıs olmadığı için kimse buna hissi şey yapamaz. Rekabet edemez. Kitap yani. Benim rakiplerim olur, emsalim olur, tenkit eden niye konuşuyor, nasıl konuşuyor falan, uslu bunları şimdi. Ama kitaba yapamaz. Dolayısıyla Risale-i Nur'da başka bir yerde, Emirdağ'da şahıs merciyeti yoktur. Şahıs kaynaklı hizmetimiz yok. Kusur yapabiliriz ama kitap olduğu için hizmet eden
O benim kusurum ona mal olmaz. Kusur kimindir? Asa yaptı, sana aittir. Demek ki bir, imanın içerisi Allah olduğundan ve kendimizden daha değerli şey imandır, hayatımızdan daha değerli şey imandır. O zaman imani hizmet. Bir, en kaliteli. İki, neydi? Sayı bakımından kaliteye. Üç, faniye göre baki, devamlı değişen, siyaset, kalye, kasa ve masalar devamlı değişiyor. Baki hakikatler fani şahıslar üzerine bina edilemez, edilmemesi lazım. Çünkü baki hakikat, mesela ben size iki şey bırakıyorum dedi Allah Resulü. Ne dedi? Kitabullah, Allah'ın kitabı, bir de onun hayattaki uygulanışı sünnetim dedi. Öyle mi? Sünnetim dedi. O zaman dört tane. İman hizmeti, sayıya göre kalite, faniye göre baki, şahıs merciyetine göre hakikat merciyetini, hak ve hakikat, Kur'an ve sünnet, icma ve kıyas, edile-i şeriye, şahıs hakimiyeti olmamalı, hakikat hakimiyeti olmalı. Bunları topladığımız zaman sana çıkacak şey sahipler. Her şeyine sahiplen ama. Ne gücün varsa. Bir bardak varsa git orada kullan. Çünkü bu, kendini inşa edeceksin. Baki bir hakikat. Tamam. Burada durduk. İnşallah bir dahaki şeyde Cumartesi mi? Saat 12'de. Kastamonu 105'ten okuyacağım. Ben şey yaptım bu. Hepsini okumayayım Resul. İşaret edeyim. Şunu yapalım diye kısa zamanda. Ondan sonra kaliteli bir hizmet. Şurada birkaç tane de var. Ondan sonra maddeyi değiştireceğiz inşallah. Bir de cumartesi 12 mi? Bahir davahum en ilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha tüm as-salavat.